Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi'ne hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki önemli gelişme hep beraber bakacağız. Altın, döviz ve kripto paralardaki son durumlar hep beraber bakacağız sevgili dostlar. Bu hafta bizi neler bekliyor, inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu ay ne var? Fed toplantısı var. Ayın 14'ünde bir Fed toplantımız var. Fed toplantısına kadar geçen haftaki videolarda bahsettiğim Haziran ayı, mesela Fırsat ayı videosunda bahsettim. Haziran ayında belli düşüşleri tekrar ne yapabiliriz görebiliriz ve bize piyasa son fırsatları verebilir demiştim. Yine IMF Başkanı'nın yaptığı bir açıklamada kredilerde bir ciddi bir yavaşlama olmadığını, Fed'in faiz arttırımına devam edebileceği ile ilgili bazı söylentiler, bazı yetkililerin açıklamalar olduğunu görebiliyoruz. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksimiz 104.276 104.276 puan civarında. Demin de gösterdiğim gibi Haziran ayı Fırsat ayı videosunda Fed'in son bir defa ne yapabilir? Fed demeyelim de piyasaların son bir defa silkeleme operasyonu yapabileceğini ve bunların yatırım fırsatı verebileceğini, son defa yatırım fırsatı verebileceğini geçmiş haftalardaki videolarda hatırlarsanız bahsetmiştik. Borç tavanın ABD tarafından borç tavan anlaşmasının yapılması ile birlikte doların yükselen bir trend içine girdiğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Yani bu ayda büyük düşüşleri bekleyip buralarda yatırım fırsatı verebilir mi veremez mi bunları kollamakta fayda var diye gözüküyorum. Bizim ülkemizde geldiğimizde ise biliyorsunuz kabineler kurulu artık kabine açıklandı. Mehmet Şimşek geri döndü ekonominin başına. Mehmet Şimşek birazdan bakacağız Mehmet Şimşek nasıl yansıdı piyasalara. Bu piyasaların sonucunda Mehmet Şimşek neler yapabilir? Bunları da konuşacağız. Yine Ticaret Bakanımız da Ömer Bolat da değişti. Ömer Bolat biliyorsunuz Albayrak Şirketler Grubu'nun yöneticisi. Burada Ömer Bolat ticaret tarafında nasıl bir artı değer katar, nasıl bir aksi değer katar, eksi değer katar. Bunlarla ilgili de yine Bakanlar Kurulu'nu incelediğimiz videoyu paylaşacağım birkaç gün içinde. Hep beraber istiyorsanız şöyle ekonomi haberlerimize bakalım. Sonra yavaş yavaş analizlere geçeriz. Evet, Morgan'dan ABD hisseleri uyarısı adlı bir haberimiz var sevgili dostlar. Yani kısaca eğer dolar endeksi yükselmeye devam ederse ve Fed terse yatırırsa hisselerde bir düşüş görebileceğimizi söyleyen kısa bir haber. Burada hisse senetleriyle ilgili yükselişin belli bir süre kesileceği ile ilgili bir haber var sevgili dostlar. Şöyle baktığımızda da işte ne var? Bizden gelen haberlerde burada bakanlarla ilgili, bakanların atanması ile ilgili haberleri ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Tabii yeni bir hafta, yeni haftanın yeni haberleri bugün belleşir, yarın netleşir diyoruz sevgili dostlar. O yüzden Para Havadis'ten bu haberleri ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi 14 Haziran'da bir Fed toplantısı var. 14 Haziran'daki Fed toplantısına kadar piyasalarda piyasa şunu merak etmeye devam edecektir. Fed faizi arttıracak mı yoksa sabit mi tutacak? O yüzden bu sıralar dalgalanma çok olabilir. Bunları dediğimiz gibi iyi değerlendirmek veya bu işi hiç bilmiyorsanız sadece uzun vadeli al satçıysanız da buradan uzak durmanızda fayda var. Sevgili dostlar, altın gramın güne yeşil olarak başladığını görebiliyoruz. Tüm döviz parametrelerinin de güne yeşil olarak başladığını görebiliyoruz. Yani Mehmet Şimşek'in şu anlık bir etkisinin çok olmadığını, piyasaların zaten bunu daha önce fiyatladığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar vardı. İşte biz eski tiplere, ortodoks tiplere, ortodoks ekonomi tiplerine geri döneceğiz diye bir açıklaması vardı. Henüz piyasa buna inanmış gibi gözükmüyor sevgili dostlar. Mehmet Şimşek'in aldığı kararlar, ilerleyen zaman aldığı kararlar da piyasaya olmuş şekilde etkileyecek mi etkilemeyecek mi hep beraber göreceğiz. Tabii Mehmet Şimşek'e baktığımızda Mehmet Şimşek'in faiz artışlarını şu ekonomide faiz artışlarını destekleyeceğini faiz biliyorsunuz uzun süreden beri biz düşük faiz politikası gülüyorduk. Güttüğümüz düşük faiz politikasının neticesinde Mehmet Şimşek'e göre bunun yanlış olduğunu üstü kapalı mesajlarla ne yaptı sevgili dostlar? Verdi. Vakitten sonra eğer Mehmet Şimşek'in eski politikalarını dikkate alırsak da
bir faiz artışını görebiliriz. Erzurum ve Şimşek'in bir işveren dostu olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu yüksek maaşlar, enflasyon oranında yüksek primlerin işçi tarafında çok karşılık görmediğini Mehmet Şimşek tarafından söyleyebiliriz sevgili dostlar. O yüzden biraz daha bu vakitten sonra ne görebiliriz? Bu vakitten sonra para dağıtımlarında işverenler için söylemeyelim de genel olarak hani işçi veya çalışan sınıf için para dağıtımlarının biraz daha azaldığını ne yapabiliriz sevgili dostlar? Görebiliriz. Bugün enflasyon oranımız da açıklandı. Yıllık bazda %39,59 civarında bir yıllık bazda bir enflasyon verimiz geldi. Markette manava gittiğinizde %39,59'luk bir artış var mı yok mu? Bunları siz zaten değerlendirsiniz sevgili dostlar. Borsaya baktığımızda şöyle tüm endekslerden bakalım. Borsaya baktığımızda da borsanın yükselen bir trend içinde olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Haziran ayı fırsat ayı videosunda yani yaklaşık 2 hafta önceki 13 gün olmuş 14 günlük önceki videoda 4500 puanlarda gezen borsamızda borsamız çok ucuz bu fırsatlar kaçmayabilir demiştik hatırlarsanız. Burada 2 haftalık sonucunda da 500 puanlık bir artışın geldiğini ve borsada yatırımcıların da bu oranda kâr elde ettiğini ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. O yüzden videoları düzenli ve baştan sona kadar izlemeniz, atlamadan baştan sona kadar izlemeniz sizin için yatırım konusunda sizin için iyi olur diye düşünüyoruz sevgili dostlar. Hisselere baktığımızda da ortalama olarak hisselerinde yeşillendiğini ne yapabiliriz sevgili dostlar? Görebiliriz. İstiyorsanız hemen yavaş yavaş bir analiz tarafına geçelim. Ekonomik takvimden bahsetmedik. Ekonomik takvimimizden de bahsedelim sevgili dostlar. Ekonomik takvimimizde tabii biz ekonomik takvimi sürekli güncelliyoruz ama ben en önemli olaylardan bahsedeyim siz ekonomik takvim tarafında. Siz burada tüm ülkelerin ekonomik olayları ilgili haftalık, günlük ve verileri ne yapabilirsiniz? Önem sırasına, yıldız sırasına göre ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Görebilirsiniz. Ben hemen aldığım notlarda hemen bakalım nelerimiz var. Bugün saat 16:45'te ABD tarafından PMI'lar gelecek. PMI'lar bizim için önemli sevgili dostlar. Yine ne var bakalım Salı günü? Kısa vadeli enerji görünümü gelecek ABD'den. Bu da bizim için önemli. Çarşamba günü ham petrol stokları gelecek. Perşembe günü Japonya'dan gayri safi yurt içi hasıla. Yine Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek ABD tarafından. Bu hafta çok önemli veri olmasa da birkaç tane önemli verimiz var. Birkaç tane önemli veri de piyasaları ne yapacaktır sevgili dostlar? Etkileyecektir. Özellikle bugün gelecek PMI verileri ve Japonya'dan gelecek gayri safi yurt içi hasıla yine ABD'den Perşembe günü gelecek işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da bizim için önemli unsurlardan bir tanesi. Özellikle işsizlik haklarından buraya alınma başvuruları ABD'den bizim artık 6 ay mı oldu, 8 ay mı oldu? Resesyon konusunda biliyorsunuz işsizlik oranı yüksek çıkmıştı geçen hafta gelen verilerde. Kabul etmiyor adamlar. Yani bizim resesyonumuz var kabul etmiyor. Aslında resesyonu da kabul edecekler de enflasyon gibi böyle son ne koparabilirsek diye bakacaklar. Daha sonra ne yapacaklar? Piyasada mevcut dolar basımına geri dönecekler. Yoksa ABD ekonomisinin iflas etmesiyle ilgili bir durumun geçen hafta yaşanan sıkıntılarda gördük sevgili dostlar. O yüzden zaten hani Haziran ayında son bir defa böyle sirkelemeye çalışabilirler. Ondan sonra piyasalarda bir yeşillenme, ciddi bir yeşillenme görebileceğimizi bahsetmiştik hatırlarsanız 2 hafta önceki videolarda. Evet şöyle bunlara da baktık. Baktıklarımızı kapatalım. Şimdi dolar endeksine gelelim. Dolar endeksi tabii borç tavan anlaşmasının yükselmesi, yine piyasada Fed faiz arttırır mı söylentinin yükselmesi, çoğalması ile birlikte burada yükselen bir trendin içinde olduğunu görebiliyoruz. Burada yine 105 puanlara kadar yol olduğunu ne yapabiliriz dolar endeksinin söyleyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi dolar TL'ye bakalım bakalım bakanlarımızın yeni kabinenin dolar TL'ye yansıması nasıl olmuş? Tabii biz uzun süreden beri söylüyoruz yani artık dolar TL için çok bir şey yorumlamaya gerek yok. Buradaki ilk hedefin 25 lira olduğunu ne yapmıştık? Yıl sonu hedeflerinde 30 lira olduğunu söylemiştik kabine değişmeden. Peki kabine değiştikten sonra hocam ne olur ne gider ne planlıyorsunuz diye. Şimdi burada tabii
Mehmet Şimşek tarafında ve Cumhurbaşkanı tarafında iki tane zıt ayrı görüşün olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Söyleyebiliyoruz. İşte Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı faiz indirimini isteyen, Mehmet Şimşek ise ortodoks yani klasik yönetimlerle ekonomiyi yönetmek isteyen bir yönetici olduğunu söyleyebiliriz. Yani Mehmet Şimşek'in artık kur korumalı mevduat hesabından vazgeçip eski sistem olup da işte biz faiz oranlarını yükseltmek istiyoruz gibi bir mantığı yapabilecek mi? Veya işte Cumhurbaşkanı bunu onay verecek mi? O bizim merak konumuz. Yani doların gidişatı şu an 25 gibi trend tabloda görünüyor. Destek seviyesi de 20 lira civarında bir destek seviyesi olduğunu görünüyor. Yani bugün herhangi bir veya bir önümüzdeki hafta Mehmet Şimşek'in verdiği herhangi bir artı kararda doların 20 lira seviyesine çekilmesi muhtemel gibi gözüküyor. Eğer yapabilirse diyoruz. O yüzden Mehmet Şimşek konusunda ve ekonomi konusunda birkaç hafta izlemekte fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlar. Burada hani yapacak mı, yapamayacak mı, yaptırabilecek mi, yapmayacak mı konuları bizim için önemli unsurları taşıyor. Siz zaten benim ne demek istediğimi anladınız. Euro dolar parametresinde parametrenin ciddi bir şekilde düştüğünü ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Söyleyebiliyoruz. Geçenlerde de hatırlarsanız şu kanalın bu kanalın kırılması gerektiğini, bu kanalın kırılmadan da 1.06 seviyelerine kadar geri çekimi olacağını söylemiştik. Şu an günlük de destek seviyesi alanına geldiğimizi görebiliyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı durumunda buradaki destek alanı tutulmaya devam edecektir. Keza 14 Haziran'daki toplantıda eğer Fed faiz arttırırsa da bu desteğin altına kırılacak ve daha sonraki destekler olan 1.05'lere kadar ne yapacaktı sevgili dostlar? İnecektir. O yüzden burada ihracatçının da şu an neyi var sevgili dostlar? Zararı var. Yani ihracatçı hem bu taraftan zarar ediyor hem dolardan zarar ediyor. O yüzden bir an önce Mehmet Şimşek'in bahsettiği ortodoks teknikler ya işte böyle ekonomideki okur yazarlığınızı azaltmak için bu terimleri çok kullanıyorlar. Biz de sizin ekonomideki okur yazarlığınızı arttırmak için anlayacağınız terimler kullanmaya çalışıyoruz. Eski tip standart bilinmiş ekonomik unsurları devreye sokmayı planla unsurları planlar ve devreye sokarsa Mehmet Şimşek burada yükselen kurla birlikte şu aradaki ihracatçının zararı da çıkmış olur gibi geliyor. Tabii daha çok yeni bir kabine, daha çok yeni bir plan. Tabii Mehmet Şimşek o koltuğa oturmadan planlarını yapmıştır ama ne zaman devreye sokacak hep beraber göreceğiz. Burada tabii buradaki hedeflerimizi yani şuradaki demin söylediğimiz hedefleri buradaki hedeflerin hepsini ne verdik? Haziran ayı fırsat ayı videosunda verdik. Bu hedefleri tekrar söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. O videoyu izlerseniz de oradaki hedefler mevcut sevgili dostlar. Yani Haziran ayı içindeki hedeflerimiz mevcut. Şimdi dolara baktığımızda ons altının dolar parametresine baktığımızda burada da Haziran ayı fırsat ayı videosunda burada da düşüşlerin gelebileceğini Fed'in Haziran ayı öncesi son defa böyle ben güçlüyüm ayağı yapacağını burada söylemiştik. Burada destek seviyemizin şu an 1900 şöyle tuttuğumuzda bakın şurası ne? EMA günlükte 100 günlük ortalama. Yani burada destek seviye 1935 olduğunu. Eğer bu destek seviyemizin tutunamazsa da eğer Haziran ayında demin bahsettiğim gibi Fed hırçınlaşırsa da burada 1886'lara kadar geri geleceğini söyleyebilir. Şu an destek seviyemiz 1935 dolar civarında, direnç seviyemiz de 1970 dolar civarında olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar söyleyebiliriz. Evet, gelelim bizim borsamıza. Bizim borsamızda şöyle geçen hafta 2 hafta önce bahsettiğimiz gibi bir yükseliş trendinin devam ettiğini görebiliyoruz. Buradaki nereye geldiğini artık tepeden gelen direnç seviyesine oturduğunu görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda bakın burada ne zamandan geliyor bu? 3 Haziran. 3 Haziran'dan geliyor. 3 Haziran 2023'ten yine şöyle bir bakalım. Bakın şurada 3 Haziran. Şunu bir de günlüğü alalım. Yanlış olmasın. Yanlış konuşmayalım. Şöyle ha. Bakın 5 Ocak 2023'ten gelen 5 Ocak 2023'ten gelen bir neyimiz var?
bir tepe direncimiz var. Bu tepe direncimiz, demin Haziran dedim değil mi? Kusura bakmayın. Şurada 5 Ocak'ta gelen bir tepe direncimiz var. Bu tepe direncimizin hala kırılamadığını, gördüğümüz gibi hala kırılamadığını ve buraya değdikten sonra büyük bir düşüşün geldiğini borsamızda ne yapıyoruz sevgili dostlar? Borsamızda görüyoruz. O yüzden şu an buradaki 5209 civarındaki alanın güçlü bir direnç olduğunu, eğer bu direnç kırılamazsa, bu direnç kırılamazsa buradan tekrar 4750 civarına kadar bir geri çekilme olabileceğini, hatta devre kesicilerin girmesiyle birlikte 4500 seviyene kadar bir geri çekilme olabileceğini görebiliyoruz. Eğer burası kırılırsa günlük bazda 5500 puanlara tekrar yükseleceğimizi ve trendimizin düzeldiğini görebiliriz. Şimdi hocam peki neye görebiliriz? Neye görebiliriz? Dediğimiz gibi bir Mehmet Şimşek'in işte ben faiz arttırmak istiyorum söylentilerinin piyasaya dolmasıyla birlikte eğer dolarsa borsada düşüş gelir. Yine ABD ben faiz arttıracağım derse yine borsada düşüş gelir sevgili dostlar. Yani şu an işte kabinenin kurulması, kararsızlığın, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte borsa yükseldi. Ama tekrar dediğimiz gibi eski tiplere dönülürse burada borsada düşüşleri görebiliriz sevgili dostlar. Yani siz burada dediğimiz gibi şu an yüksek geçen hafta 2 hafta önce bizi dinlediyseniz ve yatırım yaptıysanız tekrar bir kar alma mantığını ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Güdebilirsiniz. Burada demin bahsettiğimiz gibi haberlerde okuduğumuz gibi yükselen Amerikan borsalarında burada Amerikan borsaları içinde aynı tehlikeler devam ediyor. Bakın burada bir S&P 500'de de bir yükselen trend var. Burada da yine bizdeki mantık aynı şekilde. ABD burada eğer tekrar bir faiz arttırımına giderse borsalarda bir düşüş olabilir sevgili dostlar. Temkinli olmakta fayda var. 10 yıllık tahviller, 10 yıllık tahvillerde sıkıntılar devam ediyor. Henüz piyasada taze para yok. Bu haftadan itibaren kredi vermekle ilgili bir şeyler konuşulabilir. Lakin demin söylediğim gibi Mehmet Şimşek eğer ben ortodoks eski tip sisteme dönerim derse burada parasal daralmaya gidilecektir. Parasal daralmaya gidildiğinde bu kredi işini nasıl çözecekler? Hem daralıp hem piyasaya nasıl para pompalayacaklar? O da merak edilen bir konu. Şu an zaten dediğimiz gibi yani tüm dünya sıkılaşma varken biz bu sıkılaşmayı çözerek tam tersi yaparak çalıştık. Şimdi piyasa 2 gün sonra dediğimiz gibi para ülkelerde dolar pompalamaya başlarken biz burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu da hep beraber inceleyeceğiz. Ama dediğim gibi yani Haziran ayından sonra ABD Merkez Bankası Fed tekrar para basımına başlar piyasada. Evet. Yani burada ne yapacak mesela Mehmet Şimşek? İşte ben parasal almaya gideceğim, faiz arttıracağım, yeni para basımını engelleyeceğim diye bir mantıkla gitmesi lazım ortodoks sistemlere göre. Lakin burada hani zaten bu uzun süreden beri yaşanan seçimden kaynaklı belirsizlikten dolayı burada piyasada para olmaması, emlak sektörünün tamamen durması, işte kredilerin verilmemesi, yine ikinci el araçların çok aşırı şekilde yükselmiş olması, insanların alım gücünün düşmesi, uzun süreden beri enflasyonla mücadele etmemiz vesaire 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 gibi durumlarda sen zaten piyasada para yokken tekrar parayı kısman ne kadar ekonomiyi rahatlatabilir ama altı ne kadar ezer, alttaki insanlar ne kadar ezer? Tabi bu da merak konusu oluyor. Dedim cümle yarım kaldı. İşte Fed Fed para basmaya başlar. Tüm dünyada tekrar dolar bollaşırsa bunun bize olumlu şekilde artısı olur. Yani buradaki bizdeki daralmayı hani gelen yeni gelen dolar yatırımı ile birlikte dengelemeye çalışacakmış gibi bir plan aklıma geliyor benim Mehmet Şimşek'in uygulayacağı. Ama bunun için Fed'in ben artık faiz arttırımını durduruyorum kardeşim. Hatta faiz indirimine başlıyorum demesi. Hatta ben para da basacağım demesi lazım. Yani biz bunu bu taraftan dolar desteği alamazsak öbür taraftan bizim sıkılaşmamız evet belli şeylerde ne yapar? Ekonomiyi düzeltmeye başlar. Ama alttaki taraflar zaten para bulamıyordur. Hiç para bulamamaya başlar. Burada da bir sıkıntı olur gibi geliyor. Yani bu ekonomi işleri insanların o yüzden savunuyorlar. Zaten hani
Standart yöntemleri uygulayalım. Tüm dünya standart yöntemleri uygularken biz başka yöntemler uygularsak dünyadaki bu ticaret hacminin rekabetini yakalayamaz. Şimdi insanlar bir daralma dönemine girdi. Bu daralma döneminden sonra bolluk dönemine geçecek. Biz şimdi millet insanlar bolluktayken biz daralırsak bu sefer ne olacak? Ticaret yapmak biraz daha zorlaşacak. İnsanların altta para bulma işi zorlaşacak. Ha, siz ithalatı ihracatta sadece ben ithalatı ihracata yönelirim diyorsanız da onun için farklı modüller, farklı teknikler var bu ekonomide. Ama bu ihracatçılar için de altta ham madde üreten veya işte diğer nüfusun büyük yoğunluğunu besleyen ihracatçı, ithalatçı olmayan işverenleri de bu sefer ne yapıyorsunuz? Bu sefer de onlar parasız kalıyor veya onlar yatırım yapamıyor veya onlar malzeme bulamıyor veya onlar işte maaş ödeyemez konuma geliyor. O yüzden iyi düşünülüp iyi planlanması lazım. Umarım yeni kabinenin vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Tabii baktığımız gibi hepsi yeni kabinede hepsi çoğu zaten nereden geldi? İşte bakan yardımcılığından geldi. Yani işin içinden olan adamlar. İşte birkaç yere baktığımızda yine şirket yöneticilerinin olduğunu görebiliyoruz. İşte yani öyle çok detaylı inceleyip bir video çekeceğim ama umarım mevki makamların hakkını verebilir şekilde ne yapabilirler sevgili dostlar? Çalışabilirler diye düşünüyorum. Hepsine kolaylıklar diyoruz. Allah vatanımıza, milletimize zeval getirmesin inşallah. Evet, Amerikan 10 yıllık tahvillere baktığımızda Amerikan 10 yıllık tahvillere baktığımızda burada bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Bu da zaten bize neyi söylüyor? Amerikan dolarının güçlü olduğunu söylüyor sevgili dostlar. Evet. Burada şöyle VIX endeksine bakalım. VIX endeksimizin günlük formasyonu açmayalım. Şurada 4 saatlik bir formasyona bakalım. Oradaki en son tepkilerini merak ediyorum. Evet. Burada VIX endeksimizin düşen bir trend içinde olduğunu görebiliyoruz. Henüz VIX endeksimiz yani hisse senetleri tarafının henüz VIX endeksinde tehlikeye sinyali vermediğini görebiliyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda mesela bir haftaki sonraki videoda burada VIX endeksimizin tekrar yeşerdiğini ne yapabiliriz sevgili dostlar? Görebiliriz. Yani dediğimiz gibi Fed toplantısına kadar piyasalarda temkinli olmakta fayda var. Ne zaman toplantı? 14 Haziran'da arkadaşlar. Evet, kripto paralara zaten bakacağız. Kripto korku endeksimize bir geçelim. Kripto korku endeksimiz 53 olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Piyasa şu an biraz daha alıcılı. Yani biraz daha mutlu. Hala kriptocular hala yeşeren bir dünya olduğunu ne yapabiliyor? Yeşeren bir dünya olacağını tahmin ediyorlar. Şimdi Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'den önce şöyle haberlere bir bakalım. Evet. Dolandırıcılar ChatGPT'ye benzeyen bir proje yapmışlar. Kripto ile ilgili satıyorlar. Yani artık bunu kripto yatırımcılarının cüzdan koruma ile ilgili biz ton güvenlik eğitim videosu çektik. Bunlara bakmanız lazım sevgili dostlar. İşte sıcak cüzdanlara paraları çekmeniz gerektiğini, hatta sıcak cüzdanlara değil, soğuk cüzdanlara karşı bir soğuk cüzdan dahi almanız gerektiğini defalarca videolarda söyledik sevgili dostlar. Evet. Şöyle piyasaya baktığımızda hala umutlu. Dolandırıcı zaten bizde ne var? Ya dolandırıcı haberleri var, ya batma haberleri var, ya da bir coin'in hype etmiş yani bir anda yükselmişi durumu var. Bizdeki piyasada da kripto piyasasından da böyle çok ne söyleyeyim çok ilginç bir durum yok açıkçası. Geçen hafta haberlerde paylaşmıştık işte Avrupa Senatosu'nun kriptolarla ilgili yaptırım demeyelim düzenleme yasası ile ilgili haberlerini paylaşmıştık. Kriptolar da buna zaten şurada olumsuz tepki verip tekrar güçlenmişti. Evet şöyle baktığımızda şimdi haberlere bakıyorsunuz ve kriptonun grafiğine bakıyorsunuz. Burada hala kripto geçen hafta Haziran 2 hafta önce Haziran ayı fırsat ayı videosunda bahsettiğimden çok değişen bir şey yok. Burada anlık yükselmiş olsa da şurada anlık yükselmiş olsa da tekrar kriptonun geri geldiğini burada anlık alım satım fırsatı verdiğini söylemiştik hatırlarsanız. Tekrar kanalın içine girmesi durumunda da Haziran videosunda başladığınız gibi tekrar düşüşlerine girecektir sevgili dostlar. Destek seviyemizin
şöyle tuttuğumuzda hemen bakalım 26.500 seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Direnç seviyemizin de hemen şöyle günlük formasyon açayım istiyorsanız. Günlük formasyonunda destek ve dirençleri daha iyi görebiliriz sevgili dostlar. Evet, şöyle baktığımızda zaten günlük formasyonda desteğimizin burada iyi çalıştığını, buraya tekrar tutunduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Yani destek seviyemiz şu çizgi diyebiliriz. Direnç seviyemizin de 28.000 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa dediğimiz gibi bu hafta da böyle yatay gitmeye devam edecektir. Fed kararının açıklanana kadar yine küçük alım satımlarla ne yapabiliriz? Desteğimizi günlük paramızı çıkartabiliriz. Çoğu paramızı çıkartabiliriz sevgili dostlar. Tether dominansı, evet şöyle Tether dominansını açalım. Tether dominansı da tekrar geçen hafta söylediğimiz gibi şöyle baktığımızda bakın yine destek seviyesi direnç seviyesinin 7.79 destek seviyesinde şu sarı çizgi olduğunu 7.39 olduğunu söyleyebiliriz. Burada da aynı şu senaryo şuradaki üçgen boğa üçgeni senaryosunun da tekrarlayacağını burada tekrar kırılmanın gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani piyasaya şuradaki geçen haftaki piyasayla bu haftaki piyasanın arasında hiçbir fark yok. Yani geçen hafta konuştuğumuz alan burası. Sonra bir ani hype gelip sonra geçen haftaki aynı yere oturduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Kısaca günü özetlemek gerekirse yani hocam bu kadar şey anlattın ne anlamamız gerekiyor bundan derseniz de 14 Haziran'daki Fed toplantısına kadar piyasa henüz Fed'in ne yapacağını bilmiyor. O yüzden 14 Haziran'daki Fed toplantısında eğer Fed ben faiz arttıracağım derse Haziran ayı fırsat ayı videosunda dediğimiz seviyelere kadar ne yapacaktır? Tüm yatırım araçlarında bir geri çekilme görünecektir sevgili dostlar. Sabit tutması durumunda da anlık yine o seviyelere tam gelmese de yaklaşacağını ne yapabiliyor sevgili dostlar? Planlıyoruz. O yüzden Fed toplantısına kadar ne yapmamız lazım? Temkinli olmamız lazım. Bizim ülkemizde de demin bahsettiğim gibi Mehmet Şimşek eğer ben ortodoks sistemlere geri döneceğim, faizi arttıracağım, parasal sıkılaşmaya gideceğim derse piyasada ciddi bir neyi görebiliriz? Daralmayı, para bulamamayı görebiliriz sevgili dostlar. Bununla birlikte borsada düşüşler ne yapabilir? Gelebilir sevgili dostlar. Hep beraber ne yapacağız? Göreceğiz, inceleyeceğiz. Yine biz Twitter'da anlık ne yapıyoruz sevgili dostlar? Paylaşımları yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.